Evet. Demek Mücella başkasıyla evlendi ha? Peki o zaman. Eğer boşanırsa beni arasın lütfen. Teşekkür ederim. Alo. Nebahat'le mi görüşüyorum? Demek Nebahat'in kocasısınız. Kusura bakmayın. Sesiniz çok ince de alamadım. O zaman Nebahat'e söyleyin. Eğer sizden memnun değilse beni arasın. İyi günler. Break, break, break. Gelin adayı arıyorum. Gelin adayı arıyorum. Break. Gelin adayı yok mu? Yok, yok. Maalesef yok. Menkıbe Hanım'ın manyak oğlu Masar'ın kimseyle evlenmediğini hepimiz biliyoruz. Tamam. Üstüme iyilik sağlık. Terbiyesizler. Şuraya bak. Yani dünyanın parasını harcayıp mürüvvet elektronik tesisleri kurdum. Buna rağmen yok. Olmuyor işte. Çünkü bak adı çıkmış her yerde Masar'ın. Ne yapalım anne? Sen istesen ben sana hemen mürüvvet gösteririm. Ama sen illa abin diye tutturuyorsun. Bana bak. Zaten sinirlerim tepemde. Hırsımı senden çıkartmayayım şimdi. İyi. Tamam. Sustum. Zaten Allah evladın iyisini Ruşen amcanlara vermiş. Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da annesiyle babası mutlu olsun diye hala daha gelinlikle damatla üzerlerinden çıkarmamışlar karı koca. Ya. Nasıl yani? Yani hala üzerlerinde paralar takılı bir şekilde mi dolaşıyorlar? Evet, ne var? Bekar gezmekten iyidir herhalde. Tövbe tövbe. Aman, varsa yoksa oğlu. Ama ben hala evlenemediysem bu kimin suçu çok iyi biliyorum. Seni sevmeyen ölsün. Dur oğlum, gel söyle. Ama böyle satılmaz mendil. Başka bir şarkı söyle. Başka ya. Bir şey bulsana, olmuyor. Ne söylüyorsun abi? Zaten başarısız o, başarısız yok. Bana bak, sen şey söyle. Alo. Alo, Müfit Bey'le mi görüşüyorum? Fide sen misin? Evet, ben Müfit'im. Seni dinliyorum. Müfit, sana söyleyeceğim çok önemli şeyler var. Hemen buluşmamız gerekiyor. Tamam, hemen geliyorum. Arkadaşlar ben çıkıyorum, biraz simit satayım. Vay be kanka, çıtır çıtır gevrek gevrek diye bağıracaksın evet, ha. Evet. İnşallah belediyeye yakalanmam. İnşallah. Hadi benim için dua edin, hoşçakalın. Allah inşallah boyu uzarsın. Sağ ol. Şimdi bir limon nasıl satılır? Limonun satılışını ben size öğreteceğim. Yıllarca limon sattım. Kesin kazanırsınız. Böyle var. Limon! Evet. Ruhsar'cığım, bu sefer Fani kocam Saadettin'i buraya getirmeyi başaracağım. Bak ne yapacağım. Bu görmüş olduğun şampuana şu kiner yanıcı maddeyi karıştıracağım. Saadettin banyo yapmak için duşun altına girip de bunu kafasına döktüğünde bıcı bıcı yaptıktan sonra kurulanacak. Ve tabii ki kurumak için fır makinesini alacak. Fır makinesini çalıştırdığı andan itibaren bu yanıcı madde Saadettin'in o koca kafasını tutuşturacak. Ve işte Saadettin'in buraya gelecek. Ay kusura bakma Gözüm abla ama ben bu planın tutacağını pek sanmıyorum. Aslına bakarsan ben de sanmıyorum Ruhsar'cığım ama ne yapayım, umut dünyası. Bu herifin kendi kendine öylesi yok ki. Merhaba hanımlar. Aman efendim, aman. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hızlı, şansına güvenenlere yardım için. Siz nasılsınız? Sağ olun efendim, ne yapayım işte ben de merhumelerin kayıtlarıyla meşguldüm. Affedersiniz, ben sizi tanıştırmayı unuttum. Hanım kızımız Ruhsar. Kendisi kocasına olan aşkı sayesinde hayal ettiği hakkı kazanmış merhumelerimizden bir tanesidir. Ben Ruhsar'cığım beyefendiyi de takdim edeyim. Şans meleği. Şans meleği mi? Nasıl bir melek yani? İzin verirseniz ben izah edeyim. Şans meleği şans tanıyan bir melektir. Tabii kendine güvenenlere. Çok ilginç. Hiç böyle bir melek duymadım. Ruhsar Hanım, size bir şey söyleyeceğim. Az önce Gözüm Hanım kocanıza olan aşkınızdan ötürü hayalet olma hakkını kazandığınızı söylemişti. Doğru mu? Evet doğru. Kocamı seviyorum. Peki sizce o sizi seviyor mu? Tabii ki seviyor. Eğer çok eminseniz gelin sizle bir oyun oynayalım. Bence kocanız sizi zannettiğiniz kadar çok sevmiyor. Mesela parası çok olan bir kadını size tercih eder. Kesinlikle hayır. Bir kere Masar hiçbir zaman parası olan bir kadını bana tercih etmez. Ayrıca o beni çok seviyor. Tamam, o halde iddiaya girelim. Peki iddiayı kazanan neyle ödüllendirilecek acaba?
Eğer kazanırsanız hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük bir ödül vereceğim size Ruhsar Hanım. Ya nedir peki bu büyük ödül? Yeniden fani olmak. Yani canlanmak. Ne? Ne dediniz? Yeniden canlanma dedim. Ödül bu. Hayata geri döneceksiniz. Kabul ediyorum. Ay, duydun mu Gözüm abla? Eğer iddiayı kazanırsam tekrar fani olacağım. Duymaz olur mu canım? Sana bol şans diliyorum. Kazanırsanız hayata döneceksiniz. Fakat ya kaybederseniz? Kaybedersem mi? Evet, ya kaybederse? Şans oyunu bu. Kazanmak kadar kaybetmek de var. Kazanırsanız hayata döneceksiniz. Kaybederseniz cehennemde zebani olacaksınız. Ya zebani ha? Ama nasıl olsa kaybetmeyeceğim ki. Bizim de temennimiz o yönde Ruhsar Hanım. Fakat biz anlaşmayı baştan yapalım da sonra problem çıkmasın. Kazanırsanız dünyada fanisiniz. Kaybederseniz cehennemde zebanisiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Kabul ediyorum. O zaman ilk testimizi yapıyoruz. Yani kocanız Mazhar paralı bir kadını size tercih edecek mi testini? Anlaştık mı? Tamam, anlaştık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruhsar'cığım ölmemiş.